makyaj yapmak yetenek olmaktan çıktı artık. Doğru tekniklerle siz de muhteşem bir görüntüye sahip olabilirsiniz. Hepimiz makyajımızı kendimiz yapmak isteriz. Fakat doğru teknikleri ve doğru ürünleri seçmezsek çok hoş görüntüler ortaya çıkmıyor. Ben de tam da bu yüzden Alev Kaya'nın yanındayım. Doğru makyaj tekniklerini kendisinden öğreneceğim. Nasılsınız Alev Hanım? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben de çok iyiyim. Makyajımıza nereden başlamalıyız? Aslında ben kaştan başlıyorum makyaja. Çünkü dediğim gibi önce sonrasında göz makyajına başlıyorum. Kaştaki o gözdeki mesafeyi çözmem için önce kaşı doldurmam gerekiyor. Yanlış bilinen doğrulardan aslında değil mi? Kaş değil evet. De böyle birden. Ben de çünkü önceden tenden başlıyordum. Sonra başka bir make-up artistten öğrendim ve onu uygulamaya başladım ve daha çok işime yaradı açıkçası. İsterseniz ben de birazcık uygulamamızı gösterebiliriz. Önce kaşı tarıyorum zaten o mesafeyi görmem için. Sonra zaten makyajın bitiminde ben yine kaşa dokunuyorum bu arada. Çünkü fondöten uygulaması olacağı için kaş yine hafiften bir bozukluk oluyor. O yüzden tekrar tamamlıyorum. Ben kaşın burasından başlarken Müge Hanım bu kısmı çok sert yapmıyorum. Çünkü kaş hiçbir şey olarak başlamalı ve hiçbir şey olarak bitmeli. O yüzden sadece ortayı ve olması gereken bölgeyi tarayıp, bu arada bir sürüyorum, üç tarıyorum. Fondötene geçmeden öncesinde nemlendirici sürmemiz gerekiyor mu suratımıza? Mutlaka, hatta bir gece öncesinden sürmeniz gerekiyor. Yani serumunuz, peelinginiz, nemlendiriciniz, bakımınızı yapmanız lazım ki ertesi gün çok daha fresh uyanmanız lazım. Aslında diyelim ki unuttuk. Bu sırada nasıl olsa makyajımızla kaşlardan başladığımız için o sırada yüzümüzde nemlendirici olur. Süper. İşte ben tamamen öyle yapıyorum. Peki kusursuz bir göz makyajı nasıl olmalı? Yine göz yapısına bağlı tabii ki. Kusursuz göz makyajı. Öncelikle gözünü çok iyi tanıması gerekiyor. Yani çok düşük gözler ya da çok küçük gözler smokey makyaj yapıyor mesela. Yani asla olmaması gereken bir şey. O yüzden mutlaka göz bazıyla başlıyorum. Daha sonra üzerine farı uygulayarak makyajımı bitiriyorum. Göz farı fırçalarını nasıl tercih etmeliyiz, nasıl seçmeliyiz? Kesinlikle göz yapımızla alakalı yine. Eğer gözünüz çok büyükse daha büyük blending fırçaları almanız lazım. Eğer küçükse ona göre daha küçük fırçalar almanız gerekiyor. Örnek var mı? Siz de hemen örneği göstereceğim. Hatta küçük gözler için de göstereceğim ki aradaki farkı görsünler. Bu normal göz makyajında uygularken farı dağıtmak için kullandığımız blending fırçası. Evet, gölge. Gölge yapmak için kullandığımız fırça. Eğer mesela Müge Hanım sizin gibi gözler yoksa, kocaman yoksa eğer daha minik blending fırçası uygulayabiliriz. Aradaki o yan yana gösterirseniz aradaki farkı çok rahat anlarlar. Kesinlikle. Göz kapağı alanınız birazcık daha küçükse, gözleriniz küçükse daha minnoş fırçalar tercih edebilirsiniz. Evet. Fondötenimizi nasıl tercih etmeliyiz? Ten rengimize en uygun olanı nasıl bulmalıyız? Aslında onu rengi seçmeden önce özellikle cilt yapınıza göre seçmeniz çok önemli. Çünkü eğer cildiniz yağlıysa ve nem veren bir fondöten uyguluyorsanız kesinlikle yanlış yapıyorsunuz. Çünkü zaten yağlı cildiniz zaten parlıyor ve nem veren bir fondöten sürdüğünüzde her yeri parlayacak cildinizin. O yüzden mutlaka kendi cilt yapınıza göre fondöten seçmeniz lazım. Eğer renge gelirsek de genelde çene bölgesine ya da ele deniyorlar. Yanlış. Doğru bir yanlış. Ele denemek tamam. Yanlış çünkü fondöteni elinizle değil yüzünüze sürüyorsunuz. Aslında çok basit bir matematik. Fondöteni alırken de almak istediğinizde bir mağazaya gittiğinizde kesinlikle ışığa doğru döndükten sonra şu boyun ve yüz, şu çene bölgesine mutlaka ürünü uygulamanız. Hesaplarımızı tam olarak belli etmek için kontür uygulamalarını nasıl yapmamız gerekiyor? Evde çünkü bazen şerit şeklinde kalabiliyor. Bunlar için nasıl fırçalar önerirsiniz? Ben aslında şöyle anlatayım en başında. Normalde yüzümüz aslında 3 boyutlu. Biz fondöteni sürdüğümüzde yüzümüzün boyutu 2'ye düşüyor. Onu belirginleştirmek için aslında biz kontür diye bir şey çıkardık. Daha doğrusu yurt dışı böyle bir şey çıkardı ve şu an biz uyguluyoruz. Ben çizgi şeklinde sürmüyorum. Çizgi şeklinde sürenler için tavsiyem kesinlikle krem değil, toz ürün uygulamaları. Ben yaparken kontürü şöyle göstereyim size. Bir aşağı ve bir yukarı.
Sonra aynaya baktığınızda orada çizgi bir görüntü olmayacak. Çünkü ben aşağı yukarı doğru kalanı dağıttım. Aynı şekilde buraya da yapıyorum. Yine aslında çok azalıyor. Aslında hatalardan bir tanesi de fırçada kalmadığını düşünüyoruz pudranın. Ve sürekli fırça evet. Biz Türkler olarak çok seviyoruz. Bol bol. Mesela allığı uygularken şöyle yapıyorlar ya. Evet. Böyle hep ortasından biter genelde. Çok az görüyorsunuz şu kadarcık alıyorum ve fazlasını atıyorum bu arada. Yok zannettiğiniz şey bu. Tekrar sizi böyle şu tarafa dönecek. Mutlaka böyle bir uygulama ama akşam dışarı çıkacaksanız daha sık bir fırçayla daha net bir uygulama yapacağız şimdi. Hangi bölgelerimize uygulamamız gerekiyor? Yine aynı şekilde şu an kontürün devamını yapıyorum aslında. Şöyle göstereyim. Alıyorum yine fazlasını atıyorum. Karşıya bakalım. Sadece bu kısma. Yine yukarı doğru ve aşağı doğru. Bu aralar Hollywood yanağı da biliyorsunuz çok moda. O yüzden evet onu doğal bir şekilde ortaya çıkartmak için kontürlerden yararlanabilirsiniz. Alev Hanım, elmacık kemiklerimiz dışında kontürü hangi bölgelerimize uygulamamız gerekiyor? Elmacık kemikleri dışında alın, burun ve çene. Çenenin bu kısmına mı? Kesinlikle alt kısma. Eğer bunu neden uyguluyorlar hemen söyleyeyim. Eğer cildiniz yani şu kısmınız biraz daha aşağıdaysa aslında sarkıksa hani bu şekilde yaparak yani bu koyuluğu vererek orayı biraz daha doğal yüz görüntüsü olarak ovale çevirmeniz gerekiyor. O yüzden bu kısma böyle bir uygulama yapılıyor. Peki ruj seçimlerinde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Yine ten rengi diyeceğim. Çünkü mesela benim terimde duran aynı renk sizin teninizde kesinlikle daha farklı duruyor. Bir ruj alıyoruz aslında. Biz sürüyoruz farklı, arkadaşımız sürüyoruz. Onda bambaşka. Çünkü ten rengi. Duruyor. Evet, ten rengi burada devreye giriyor. Kesinlikle önemli. Dudaklarımızı büyütmek istiyorsak, eğer böyle birazcık köfte dudaklara sahip olmak istiyorsak neler yapmalıyız? Aslında şu anda en büyük trend şey artık insan dudaklarını büyük göstermeye çalışmayıp doktora gidiyorlar. Evet. O da bir seçim. Ama doktora gitmek istemiyorsak, doğal kalmak istiyorsak eğer. Kesinlikle. Önce mutlaka dudak bölgesinin karşıya bakalım. Mutlaka dudak rengi bir ürünle, dudağınıza en yakın renk ürünle lip balm sürdükten sonra dudak çizgimizin biraz dışına taşarak hafifçe uygulama yapabilirsiniz. Şimdi diğer tarafı yapmayacağım. Aradaki farkı görelim diye. Dudak çizginizin dudak rengi kalemini biraz dışına çıktığınız zaman olduğunuzdan daha bir dudaklara sahip çok rahat olabilirsiniz. Şu karşıya bakınca zaten aradaki farkı çok net anlayabilirsiniz. Bu sezonun trend ruj renkleri neler olacak? Metalik aslında. Genelde dudaklarda bu sene hep metalik renkler dudaklarda ve aynı şekilde aynı ruju highlight olarak da uygulayabiliyorlar. Ve tabii ki neon renkler, daha patlak renkler moda aslında. Nude'ların yerine aslında daha böyle iddialı renkler aldı diyebilirim. Daha parlak ve daha patlak renkler alıyor. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Siz de bu bilgiler sayesinde evinizde makyajınızı kusursuz bir şekilde yapabilirsiniz. Hoşçakalın.